İnnel halale beyinun ve innel harama beyinun. Evet. Haram, helal belli olan şeyler hepsi ortadadır. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Ne gibi? Sigara gibi mesela. Bu zarar mı? Zarar. Helal mi? Değil. Hocam haram mı? O alimler haram dememiş ama harama yakın demişler. İçmeyin bunu. İçkiden de kötü bu. Leş gibi kokuyor. Yeri önemli değil. Yanıma geldi bir tanesi diyemiyorsun. Kalbi kırılır. İnanınız lağım gibi kokuyordu. Senin kokunu çekmek zorunda millet. Bir de bu adamların hanımlarını düşünün beyler. Yazıktır, günahtır, kul hakkıdır. Bak diyemiyoruz, alkol gibi haram, açıktan yasaklanmıştır diyemiyoruz ama harama yakın tahrimen mekruh demiş alimlerimiz. Bunu içen adamın manevi itibarı da olamaz. Yapmayın. Hem de zarardır. Akciğer kanserlerinin %90'ı sigaradandır. İnanınız alkolün bitirdiğinden daha fazladır ve ıstırap çeke çeke ölüyorlar. Şu mübarek Ramazan günlerini fırsat bilin. Bu alışkanlığınız varsa bırakın. Çok kötü bir şey. Geçen ciğerini yayınlamışlar, akciğerini, simsiyah arkadaşlar. Normal sağlıklı adamın ciğeri kıpkırmızı, öbürünki simsiyah olmuş arkadaşlar. Kurum gibi olmuş. Bir sobanın borusunun içi gibi olmuş. Allah'ın emaneti değil mi? Bu cihetle bakarsan haramdır. Allah'ın emanetine kötü davran. İsraf cihetiyle bakarsan haramdır. İsraftır. Ya 6-7 milyondur bir paketi. Parlament daha pahalı. Ne bileyim o en iyileri daha pahalı. O çocukların rızkı. Onu çocuğunun eğitimi için harcasana. Yazık değil mi gövdene, vücuduna? Bak peygamberimiz ne diyor? Helalle haram bellidir. Bir de bunların arasında ya şeyler vardır. İşte sigara buraya girer arkadaşlar. Ramazan ayını fırsat bilip bu mel'un alışkanlıktan kurtulmaya gayret edin. Dişleri de batırıyor, ciğeri de batırıyor, damarları da tıkıyor. Bir gün bir cerrah ticari taksiye binmiş. Cerrah abimizi tanıyorum. Eskiden serbestti ya, şimdi Allah'tan yasakladılar kapalı mekanlarda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı en iyi kanundur bana göre. Allah razı olsun ona imza atan mebuslardan. Evet. Otobüse biniyorduk. Bakınız ya. Mola yerinden hareket edeceğiz. Orada içiyor. Otobüse biner binmez bir daha yakıyorlar. Otobüsün içi şey gibi. Tophane berduşlarının oturduğu mekan gibi. İçeride küçücük bebeler var. Çocuk ağlıyor, öksürüyor. İçme bunu diyemiyorsun. Ne karışıyorsun hemşerim diyor. Şimdi diyemiyor. Çok şükür yasak var. Ne güzel. O çocuklarımızı zehirlediler yıllarca otobüslerde. Arabamız da yoktu o yıllarda. Otobüslerde gidiyorduk sağa sola. Şimdi hala gidiliyor ama çok şükür ondan kurtulundu. Bak bu kul hakkıdır. Adam keyif edecek. Sen orada duman koklayacaksın. Evet. Bu söyledi. Ha, cerrahı söylüyordum. Cerrah bindi taksiye. Bizim abimiz büyümüş. Ticari taksinin şoförü sigarayı yaktı. Camı açık. Cerrah demiş ki ona, iç iç demiş. Hayırdır demiş, ben doktorum demiş. Hayırdır doktor bey demiş. Yüzlerce bacak kestim demiş ben o içtiğinin yüzünden. Bacak bacak. Civarınızda böyle ayağı bacağı kesilen oldu mu sigaradan dolayı? Ya rastlamışsınızdır. Cerrah şoföre, şoför sigarayı hemen söndürmüş. Yüzlerce bacak ben şu ellerimle kestim demiş. Daha mı içiyorsun bunu? Bu mu helal? Heh. Evet. Aman aziz müminler lütfen. Böyle bir alışkanlığımız varsa doğrudur. Alışkanlığı bırakmak zordur. Ona da bir şey diyemem ama çok kötü bir şey. Buna iyi diyebilecek bir tane akıllı çıkmaz burada.
Herkes de onun kötü olduğunu biliyor. Evet. Kimse diyemez zaten ona iyi. Hocam kötüye alışmışız. Allah kurtarsın. Evet. Şüpheli konulardan sakınan kimseler dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalar diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi. Bu araziye girme tehlikesi de vardır. Dikkat edin. Her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın, Allah'ın da yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan Allah-u Teala'nın yarattığı en mükemmel varlıktır. O en mükemmel varlığı emanete iyi bakacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz.